Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Yanımda Erbay Seyahat'e ait 7 Turizmo var. Trevigo'yu kaptan yorumluyor serisinde çekmiştik. Bir de gelin Turizmo'yu çekelim. Bakalım Turizmo'da kaptanlar nasıl düşünüyor. Daha önce Muavin'le çekmiştik. Bunun makyajlanmadan önceki halini yine kaptanla çekmiştik. Şimdi makyajlanmış halini de çekeceğiz. Hadi şimdi Gökhan abinin yanına gidelim. Bize aracı güzelce ne anlatsın. Gökhan abi merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gökhan abi aracı yeni aldı. Daha evet. 10.000 kilometre değil mi? Aynen. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi abi, mesela sen bundan önce Trevigo kullandın. Evet. Yeni kasasını, eski kasasını. Aynen. Eski kasa Turizmo, yeni kasa Turizmo hepsini kullandın. Evet. Şimdi direkt 2024'e geçtin. Aynen öyle. Mesela ilk olarak önde farlar falan her şey değişmiş. Evet, yani çok ne değişmiş. Ne düşünüyorsun var. Mesela tasarım hakkında? Evet. Yani neler diyebilirsin? Mesela farlar geceleri daha güzel aydınlatıyor mu? Tabii. Farları çok süper yapmışlar yani. Geceleri çok iyi aydınlatması var. Çok güzel bir tasarım yapmışlar önlere. Hoşuna gidiyor mu yani? Evet evet, çok güzel. Geceleri çok güzel gösteriyor. Öyle mi diyorsun? Evet, biraz daha geliştirmişler yani. Gece görüşünü daha biraz daha şey yapmışlar. Ya daha yani güzel, daha güzel görünüm daha yapmışlar. Gösteriyor. Evet, aynen öyle. Peki aynalar falan nasıl? Aynalarda görüş açıları nasıl? Güzel mi onlar? Geri görüşleri falan hepsi var. Aynalarda sensör var. Aha. Hepsi sensörlü. Sol tarafa da sensör geldi bunlarda. Evet. Sağlı sollu her taraf sensörlü. Önceden sadece sağdaydı. Evet, şimdi önceden sağdaydı. Şimdi geldi. Her iki tarafta da var. Ya işinize yarıyor mu mesela soldaki? Tabii ki. O da yarıyor mu? Çok fazla, evet yarıyor. Peki mesela şöyle arkaya doğru geçtiğimiz zaman bagajlarına bakalım mesela. Tabii. Bagajlarını. Şimdi siz Togg'a çalışıyorsunuz, Erbaa'ya. Evet, Togg'a Erbaa'ya çalışıyoruz. Sabit İstanbul. Şimdi Gökhan abi, burası sizin aynı zamanda böyle dinlenme alanınız. Aynen öyle. Yani iki tarafı da açıyorsunuz. Püfür püfür oluyor. Şimdi bagajı size yetiyor mu mesela Karadeniz, Togg'a yetiyor mu? Şu an yetiyor bagajımız, evet. Aha. Yani diğerlerine göre biraz daha geniş bagajları. Hı-hı. Yani şu an bagajda bir sıkıntımız yok. Ya benzer araçlarına göre yetiyor, evet. Daha iyi diyorsun. Tabii evet. Trevigo ile kıyaslanamaz. Trevigo 4 metre. Tabii Trevigo'nunki biraz daha yüksek oluyor. Aha, bu 3.7 metre yükseklik. Ama baktığın zaman güzel bir mühendislikle bagajda bayağı bir yer açmışlar. Aynen öyle. Yangın alarmını falan hepsini koymuş zaten bagajların içine. Maşallah diyelim ya. İnşallah evet. Kullanmak zorunda kalmazsınız onları. Yok. Aydınlatma falan da var zaten. Hepsi bagajda. Var. Aydınlatmalar var. Aha. Buradaki falan hep LED ışıklar koymuşlar zaten buralara. Şeyli amatörler zaten. Biraz daha geliştirmişler amatörleri. Öyle mi? Tabii tabii. Biraz daha geliştirmişler amatörleri. Ya bayağı bir güncelleme yapmışlar o zaman. Evet evet. Bayağı ya, bir güncelleme ya yapmışlar. Sen daha iyi bilirsin. Mesela şu saçlar böyle dalga dalga oluyor. Eskilerde özellikle kapattığın zaman. Belki bunlarda öyle bir sorun olmaz. Mesela o dalgaların kasmatıyor. Olmasının sebebi bagajları çok fazla olduğundan dolayı. Hmm. O yüzden sığmıyor. Bu sefer sürekli kapatmaya zorluyorlar. Hı-hı. Ondan dolayı hep ezilme yapıyor. Anladım. Ama inşallah bunlarda öyle bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah. Evet. Şimdi abi asıl gelelim sizin kaptan köşküne. Geldik. Asıl sizin kısmınız abi yatak kaptan. Yatak bölümümüz. Hı-hı. Şoförün dinlenme yeri. Şimdi burası önceden normal perdeydi. Eski Trevigo'larda da öyleydi hatırlarsan. Evet, Trevigo'larda aynı sistem zaten. Hı-hı. Bu 2024'lere bu sistemi yapmışlar. Yani biraz daha raylı kapak sistem şey yapmışlar, yok. Evet. Kapatmışlar. Biraz daha geliştirmişler. Hı-hı. Yani herhangi bir konuda şoförün rahat çıkabilmesi için. Evet. Yatak bölümümüz burası. Bayağı geniş ama. Yatak, evet. Yatak bölümümüz bayağı geniş. Bu kadar beklemiyordum yani. Geliştirmişler. Kliması falan var. Ayrıyetten şoföre telefonu şarj etmek için USB girişi var. Diğer evet, tarafta. Evet, evet. Yangın alarm cihazı var. Işıkları şey, dokunmatik. O zaman güzel. Evet, evet, dokunmatik ışık yapmışlar. Dinlenme yerimiz süper. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Evet, güzel. Trevigo'lar da şurayı yükseltmişler. Bunu tabii tabii, evet. Ama bu tarafı yükseltmişler, bu tarafı genişletmişler. Diğer arabalarımıza göre çok bayağı da bir geniş yani. Beklemedin değil mi bu kadar? Bu kadar beklemiyordum. Yani belki yatağı falan dar diye biraz içimde bir şüphe vardı ama gerçekten çok güzel yatak bölümünü çok genişletmişler. Çok rahat yani. Peki mesela dinleme alanımız çok, o konuda bir sıkıntımız yok. Yolda falan giderken ses yalıtımı nasıl? Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir ses yok. Güzel olmuş evet, o zaman. Evet çok, ha? Evet aynen öyle. Yani böyle bir lastik sesi bile duyamazsın yani yatakta. Maşallah diyelim evet. Abi o zaman. Aha. Vallahi arkaya doğru geçelim istersen. Yangın söndürme cihazını buraya koymuşlar. Hı hı. Ve oradan motora bağlantı vermişler mesela. Hı hı. Arkasını güzel yapmışlar. Değil mi? Arka tasarım da evet, güzel. Evet, evet. Yeni ledler.
O yukarıya rüzgarlık koymuşlar zaten. Evet, tasarım evet. Makyajlamışlar. Stopları makyajlamışlar. Evet. Motor zaten Travego ile aynı motoru koydular bunlara. Bunun motoru biraz daha farklı. Farklı mı? Diğerlerine göre evet. 2023'lerden de farklı bunun motoru. Öyle mi? Güncellediler evet. O zaman. Mesela... Yokuşlarda falan sizin oralar zordur birazcık. Efendim? Tokat yolları zordur biraz. Nasıl performansı? Evet, aynen. Nasıl? Rampa çok. Motor bölümümüz. Mesela şoförün yan tarafına yangın cihazı koymuşlar. Bunlar yangın muslukları. Burada var. Şurada var. Tam 8 adet yangın söndürme muslukları koymuşlar. Ya, performansı da iyi diyorsun. Performansı çok iyi. Yakıtı nasıl? Gerçi 10 bin kilometrede ama yani. Yakıtı diğer arabaları tabii düşük. %21-22 var mı yoksa daha o civarlarda. Evet. %21. %20.5 o aralarda. Daha yeni araba zaten ama ileride, aynen öyle. ileride evet, daha iyi şimdi olacaktır. 60 bin bakımından sonra biraz daha yakıtı biraz daha değişir diyorlar. Şu anda aracımız daha 10 bin kilometrede. Yepyeni sıfır evet, araba evet, daha. Yeni. Bir ay oldu mu alalı? Olmadı. 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 Bakın, bu 6. servisi zaten İstanbul'a. Maşallah diyelim evet. Abi. Allah ayağına sağlık. İçeriye geçelim mi abi? Tamam. Burası muavin kısmı. Ben bile emniyet kemerini takmak zorunda. Emniyet kemerini takmadığı zaman zaten orada ekranda şeyini veriyor. Uyarısını veriyor. Evet. Buzdolabımız. Nasıl, yeterli mi sizin için? Evet, mesela? Buzdolabımızda aşağı yukarı 5 çeşit ikramlarımız var. Soğuk, sıcak hepsi var zaten. Evet, doğru. Buzdolabı güzel, geniş. Bayağı şey sığdırmışsınız. Aynen, evet. Bayağı bir eşya var orada yani. Evet. Bir meyve suyu, kola, her şey var. Bayağı sığdırmışsınız. Evet, bayağı her şeyi dağıtıyoruz yolcularımıza. Şimdi şu asıl senin uzman olduğun kısım, kaptan kısım. Gerçi aracın her tarafına hakimsin. Ama en çok burada vakit geçiriyorsun, değil mi? Aracımızın en çok zaman geçirdiğimiz yer burası. Aracımız start stoplu. Mesela kontak anahtarı bile otomatik kilitlemeli. Kontak anahtarı. Bunu bir şekilde takıyoruz. Ve aracımızın ekranını açıyoruz mesela bu şekilde. Aracımızı kontağa anlaştığımız zaman ilk devreye giren şey arka kapının oradaki kamera. İnen bineni görebiliyorsun yani. Kamera koymasının sebebi de buradan ekrandan bakıyorsun. Yolcu binmedi mi, bindi mi, binmedi mi? Onda tereddütte kalmıyorsun. Ona göre kapıyı kapatıyorsun. Burada inen yolcularımızı görebiliyoruz. Evet. Evet, onu güzel yapmışlar. Artı aracımız otomatik. 8 ileri bir geri. 8 vites aracımız. Bunun çok rahat. Bundan önce manuel vardı sende değil mi? Evet, bundan önceki manueldi. Mesela kıyaslama yapacak olursan, mesela konfor açısından hangisi daha konforlu? Konfor açısından otomatik araç tabii. Otomatik araç, konfor aracından yani hiçbir şeyle dokundurmuyorsun. Yani çok rahat. Her şeyi kendi yapıyor. Yani manuelde kendin uğraşıyorsun, bunda öyle bir şey yok yani. Hiç bildiğin bir son bedel BMW'nin, Audi'nin otomatiği gibi yani. Seriliği çok nasıl peki? Biraz daha seri olsa daha iyi olurdu. Biraz daha seri olsa. Daha iyi olurdu. Tabii daha iyi olurdu ama tabii ister istemez yani ağır araç, yüksek evet. Araç, uzun araç onu ona göre ayarlamışlar. Peki sana şey söyleyeyim. Mesela güvenlik sistemleri biliyorsun. Bu 2024'te tabii. Daha bir genişledi. Mesela yolda giderken hiç seni rahatsız edecek bir şey yapıyor mu? İşte kendiliğinden ani fren yapma. Onun dışında başka şimdi şeyler... Bundan önceki modellerde mesela burada otomatik frenleme sistemi cihazı orada. Evet. Şu otomatik frenleme cihazı. Bundan önceki modellerde buradan kendin kapatabiliyorsun. Evet. Ama fabrika Mercedes artık bunu biraz daha geliştirmiş. Kapatamıyorsun. Sürekli açık olmak zorunda. Evet. Kazaya en ufak bir önlemde hemen otomatik ben aniden senden önce kendisi fren yapıyor. Evet, yani o daha iyi oluyor aslında. Tabii, evet daha iyi olmuş. Daha yani güzel olmuş. Önünde ne görürse görsün yani en ufak bir şey hemen uyarı veriyor. Yani iyi çalışıyor diyorsun. Tabii şerit evet iyi çalışıyor. Biraz daha şerit takip sistemi hepsi var. Hepsi güzel çalışıyor. Evet hepsi çalışıyor. Zaten aynalarda kör noktalarımız var. Hani aynalarda sağına soluna araba yaklaştığı zaman aynalar sana uyarı veriyor. Aynen öyle. Buradan Işıklı ekrandan görebiliyorsun sağına soluna mesela diyelim ki bir hayvan olsa veya de bir insan gelmiş olsa hemen ayna sana uyarı veriyor. Araba otomatikman kendi frenleme yapıyor. Güvenlik sistemleri tabii bayağı... güvenliğini biraz daha geliştirmişler. O zaman güzel. Oturuş pozisyonu nasıl? Koltuk nasıl mesela? Koltuk çok iyi. Dönerli koltuk zaten. Evet. İstediğin zaman döndürebiliyorsun. Çok iyi. Yani. Havalı, evet. Evet. Yolcu kısmına doğru geçelim. Işte. Tabii. Yolcu kısmında. Mesela aydınlatmalar nasıl? Aydınlatmaları sen beğeniyor musun? Bu ekmek tipi aydınlatmalar var mesela. Evet. Hani mesela diyor... koltuk altı aydınlatmalar var. Gece lambaları var mesela, istek lambaları var. Bütün her şeyi okuma, kitap okuma istek lambaları var. Yolcu koltuklarını beğeniyor musun? Vallahi yolcu koltuklarını şu anki bu modeldeki koltukları çok beğeniyorlar. Biraz daha geniş. Mesela yani
Bundan önceki modellerde şurada bir numaradaki yolcu buraya oturduğu zaman biraz daha dar diyordu ama bunlar da çok geniş. Hı-hı. Mesela isterse sehpayı da bu şekilde kaldırabiliyor rahatsız olursa. Güzel. Daha rahat girip çıkabiliyor. Hı-hı. Mesela aynı şekilde 2-3 numaradaki ikili koltuklarda oturan yolcularımız için de aynı şekilde. Evet. Mesela yani burası çok geniş. Bundan önceki Hı-hı. modellerde biraz daha dardı ama bunları çok geliştirmişler. Evet. Koltukları deri koltuğu. Hı-hı. Şu an yolcumuz çok memnun koltuklardan. Herhangi bir olumsuzluk yaşamıyorsunuz yolculardan. Yok yani. Şu an hiçbir sorun olumsuzluk yaşamadık. Anladım. Mesela arkadaki dolap nasıl? Mesela arkaya doğru geçelim. Arkadaki tabii ki. Mesela dolapta burada her yolcularımızda aynı şekilde USB girişleri var. Evet, bir tane normal. Tabii, tabii. Bir tane hızlı evet. şarj için var. USB girişleri var aynı şekilde. Klima şekilde biraz daha yüksek. Soğutması hı hı. biraz daha iyi soğutuyor. Güncel biraz daha geliştirmişler. Evet. Terekleri geliştirmişler. Yani hı hı. bundan öncekilerde mesela 2+1'lerde tek raf vardı. Evet. Bunlarda çift raf var. Yani anladım. Bu taraftaki oturan yolcularımız da burayı kullanabiliyor. Teknik koltuk oturan yolcularımız da burayı kullanabiliyor. Anladım. Evet. Daha iyi olmuş. Koridor geliş. Koltuklarımız zaten aynı şekilde biraz daha şey, biraz daha has deri. Evet, deri. Mesela iki koltuğun arasındaki şunlar biraz daha şey. Yani millet kolunu koyabilmesi için daha rahat bir şekilde. Emniyet kemerlerine çok güvenli. Hı hı. Bundan önceki araçlarımızda mesela bu 24-25 numaradaki oturan yolcularımız buradan mesela bayağı bir rahatsızdı. Evet. Ama bu modellerde çok şükür öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Niye dersen? Çünkü buzdolabıyla kahve ocağını hı hı. buraya yerleştirmiş. Evet, aşağıya. Ondan dolayı burayı orta kapının orayı biraz daha genişletmiş. Hı hı. Yine aynı şekilde bu şekilde oturan yolcularımız da sehpası inip kaldırmalı. Rahat girip çıkabiliyor. Evet, böyle güzel olmuş. Aynen, aynen evet. böyle güzel olmuş vallahi. Evet. İnşallah yeni hatlarınız. İnşallah, inşallah. Evet, yeni hatlar düşünüyoruz yavaş yavaş. Zaten arabalarımız en yenilerinin içine bir daha yeni koymaya devam ediyoruz yani. Anladım. Evet. Vallahi az önce sen filoyu saydın. Teşekkür ederim. Var. Ben teşekkür ederim abi. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Ufak. Söylemek istediğim son bir şey yok. Geldiğin için ayaklarınıza sağlık. Biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben çok memnun oldum. Ben çok teşekkür ederim abi. O zaman size hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah.